Saadet Partisi tarafından da bir basın toplantısı düzenlendi değerli izleyiciler. Yapılan toplantıda Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl gündemi değerlendiren bir açıklamada bulundu. Saadet Partisi tarafından basın toplantısı düzenlendi. Yapılan toplantıda Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl gündemi değerlendiren bir açıklama yaptı. Bingöl açıklamasında zorunlu din kültürü dersine dair konuştu. Yakın tarihte Eskişehir'imizde bir uygulama olmuştu. Bu kamuoyuna açıklanmıştı. Fakat bu konuda Saadet Partimizin ne tür bir görüş beyan ettiği, edeceğiyle ilgili bazı köşe yazarları beklenti içerisindeydi. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı ve temel dini bilgiler derslerini seçmeleri için teşvik edilmesi, bununla birlikte ilkokul ve ortaokul müdürleriyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri tarafından öğrenci ve velilere bu dersleri seçmeleri konusunda sağlıklı bilgilendirmenin yapılması, liselerde öğrencilerin dini destekleyici dersleri seçebilmeleri hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini e-posta ile okul müdürleri ve öğretmenlerine gönderen Eskişehir'de din eğitiminden sorumlu Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Sayın Ali Pehlivan'ın görev alanı değiştirilmesi camiamızı ve bizleri derinden üzmüştür. Bingöl konuşmasında küçük sanayinin taşınmasına da değindi. Hepimizi çok ilgilendiren ve Eskişehir'imizin de kentin geleceğini etkileyen özellikle 1/25 binlik Nazım İmar Planı ve ayrıca da küçük sanayi sitesiyle ilgili Nazım İmar Planı hususunda Saadet Partimizin görüşlerini kamuoyuyla paylaştık. Ve Saadet Partimizin kamuoyuna önerdiği bu teklif herkes tarafından kabul görüldü. Çünkü biz insanlara hizmeti esas alıyoruz. Bizim açımızdan kentsel gelişme imar çarpı mutluluktur diyoruz. Burada imar fiziki gelişmeyi, mutluluk sosyal gelişmeyi ifade eder. Tam da bu noktada bunu ifade ederken aslında işin ehli olmayan insanlar tarafından farklı zeminlerde siyasi çekişmelere bu Eskişehir'imizin geleceği kurban edilmektedir. Buna da karşı çıktığımızı her platformda ifade ediyoruz.